2015 yılında halı yıkama sektörüne giriş yapan bir firmayla programımıza devam ediyoruz. Firma Sakarya'nın hemen hemen her yerine halı yıkama hizmeti sunuyor. %100 memnuniyet ve %100 hijyen ilkesiyle yoluna devam eden firmayı yakından tanıyalım. Parlak Profesyonel Halı Yıkama Firması'nın kurucu ortaklarından Emirhan Tural yanımızda. Emirhan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş gördük. Çok kısa kendinizden bahseder misiniz Emirhan Bey? İsmim Emirhan Tural. Sakarya doğumluyum, Sakarya'da doğdum, büyüdüm. Daha öncesinde büyük sektörün lideri bir firmada satış yöneticiliği yaptım. Ziraat Fakültesi mezunuyum. İşimden ayrıldıktan sonra ortağımla beraber bu sektörde hizmet vermeye karar verdik. Ortağım daha öncesinde bu sektörde çalışıyordu. Daha profesyonel, daha büyük bir firmaya açmaya karar verdik. Yatırımımızı yaptık, bu işe giriştik. Kuruluşunuz bu şekilde. Peki kuruluşunuzdan bugüne kadar kat etmiş olduğunuz yollardan bahseder misiniz? Vallahi burayı kurduğumuzda 2 kişi başladık biz. Daha sonrasında 2 arkadaşımız daha ilave oldu, personel almaya başladık. Allah şükür açtığımızda makinelerimiz tamdı. Bütün ekipmanlarımızı tamamladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İşimizi ondan sonra start verdik. Aşama aşama yol kat ettik. Müşteri sayımız gün geçtikçe artıyor. Her gün müşteri kattık. Kalite politikalarımızı düzene soktuk. Şu an çok iyi bir hizmet veriyoruz. Bu hizmeti daha da ileriye taşımaya niyetliyiz. Vermiş olduğunuz hizmet nedir burada tam olarak? Biz %100 memnuniyet, %100 hijyen garantisiyle halı temizliyoruz. Yani rakiplerimize, meslektaşlarımıza nazaran halı yıkama değil, halı temizleme firmasıyız biz. Halılarını ilk günkünden daha güzel bir şekilde müşterilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Peki şirket olarak kalite politikanız nedir? %100 memnuniyet, %100 hijyen. Kesinlikle verdiğimiz hizmetin herhangi bir aşamasında müşterilerimizde en ufak bir memnuniyetsizlik varsa kesinlikle hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Tesisimize gelen halılar ilk geldiği anla son çıktığı an kamera kayıtlarındadır hep. Online izlenebiliyor web sitemizde. Müşterimizin halısı bizde yırtık değildi ama hani sonuçta burada yırtıldı. Bizden kaynaklanmıyor olsa bile biz gittik yenisini aldık. Bizim kalite politikamız dediğimiz bu. Herhangi bir aşamada, herhangi bir memnuniyetsizlik veya sıkıntı varsa biz halının yenisini alıyoruz. Veya dediğimiz farklı alternatifler var. Eğer beğenmezlerse yaptığımız işi, ki şükür beğenmeyen olmadı. Aynı şekilde hizmeti vermeye devam ediyoruz ve sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Tabii vereceğiz. Çok güzel. Peki burada kaç kişilik bir çalışma ekibiniz var? Bu ekibi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Şu anlık kendimiz hariç 5 kişilik bir ekibimiz var. Kısmetse şu an fabrika tam kapasiteye çıktığında 12 kişilik bir ekibe ihtiyaç duyuyoruz. Ekibimizi seçerken birincisi insan ilişkilerine önem veriyoruz. Kesinlikle insan ilişkileri düzgün olacak, şeffaf olacak, relax dediğimiz potansiyelde bir insan olacak, kesinlikle sinirlenmeyecek, rahat bir yapısı olacak. Çünkü bizim işimiz hizmet sektörü. Hizmet verirken kimsenin sinirlenmeye veya şey yapmaya hakkı yok. Sizleri bu sektörde diğer firmalardan ayıran en belirgin özellik nedir? En belirgin özelliğimiz en başta tüm bu sektörde kullanılan makine ve ekipmanlara sahibiz. Hani bu aşamalarla yürüyor bu iş. Birinci aşama halı dövme aşaması. İkinci aşama leke uygulama aşaması. Halının üzerinde bulunan lekelere lokal uygulamalar yapıyoruz. Üçüncü aşama ön yıkama ve yıkama aşaması. Dördüncü aşama sıkma aşaması. Beşinci aşama kurutma odasında kurutma aşaması. Altıncı aşama kıl ve tüy toplama aşaması. Yedinci aşamada da servise hazırlık paketleme aşaması. Bu aşamaların tamamından geçmeyen halılar kesinlikle %100 hijyen konumuna gelmez. Yılmaz Parlak yanımızda. Yılmaz Bey, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Showmax olarak tesisimize. Teşekkürler. Çok kısa kendinizden bahseder misiniz?
Tabii ben halkla ilişkiler mezunuyum. Sakarya doğumluyum. Aslen Trabzonluyum. Daha önce yine sektörde böyle bir işletmem vardı. Daha küçük çaplıydı. Bu işi ileriye taşıyıp daha büyük bir işletme kurduk. Tamamen profesyonel bir fabrikasyon sisteme dönmek istedik. Kısa vadede neler yapmak istiyorsunuz? Uzun vadedeki planlarınız nelerdir? Kısa vadede Sakarya'da yaşayan tüm müşterilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Uzun vadede de ulaştığımız bütün müşterileri bizden farklı bir firmayı tercih etmemeleri için memnun bırakmayı hedefliyoruz.